Göreceğiniz üzere kanun değişikliklerinin ivedi olarak bilinmesi gereken hususları var. Bu sene sonu itibariyle uygulamamız gereken ya da önümüzdeki sene başından itibaren hemen uygulamaya koyacağımız bazı hususlar var. Dolayısıyla ne kadar erken bunlara hazırlıklı olursak hepimizin menfaatine olacaktır. Ben de bu vesileyle aranızda bulunmaktan, sizlere hitap etme şansını bulmaktan onur duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Birinci başlığımız dijital hizmet vergisi. Şurada okunuyor mu bilmiyorum. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle bu vergi yürürlüğe girmiş olacak. Yürürlük tarihleri de bugün yayınlandığı için artık net olarak söyleyebiliyoruz. Önceden işte yayınından 3 ay sonra falan gibi ifade ediyorduk. Birincisi dijital hizmet vergisi. Şimdi dijital hizmet vergisi aslında baktığımız zaman belki çok karşılaşacağımız bir konu olmayabilir. Bu vergiyi ödeyen mükelleflerle belki hiçbirimiz çalışmayacağız ama belki o teklifat yapan ya da beyanname, sorumlu olarak beyanname veren mükelleflerimiz, çevremizde insanlar olabilir. Hem bu yönüyle hem de konunun vergi tekniği anlamında oldukça enteresan olması, vergisel düzenlemelerin gitmekte olduğu noktayı takip etmek anlamında şöyle biraz değinmeye çalışalım. Ondan sonra bu vergileri atlattıktan sonra daha aslında bizim şu anki pratiğimizle ilgili düzenlemelere gelmiş olacağız. Verginin konusu 4 ana başlık altında incelenebilir. Birincisi, dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri. Reklam. Bunlarla ilgili biliyorsunuz mevcut zaten bir stopaj düzenlemesi var, biraz sonra değineceğim. Buna örnek olarak kimler bu hizmeti veriyor olabilir? İşte Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi. Şu ortadaki üçünden hiç haz etmiyorum, onu da burada belirtmiş olayım. İkincisi, sesli, görsel, herhangi bir dijital içeriğin satılması, kullanılması, bilgisayara ya da cep telefonuna indirilmesi, dinlenmesi, müzik programlarında olduğu gibi. İkincisi de bu hizmetlerin verilmesi. Üçüncüsü, kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçebileceği ortamların sağlanması, bu hizmetin verilmesi. İkincisinin örnekleri Google Play, App Store, Spotify, Steam, PC Store. Şunlar oyun şeyleri, siteleri, yani çocuklar olanlar belki biliyordur. O Steam'den işte para verip oyun indiriyorsunuz. Birbiriyle etkileşime geçebilecekleri yerlerde Ebay, Alibaba sahibinden gitti gidiyor. Hepsi burada. Trendyol, Amazon gibi. Son olarak da bu işleri yapmamakla birlikte bu hizmetlerin sunulmasına aracılık etmek. Bu dijital hizmetlerin verilmesine aracılık etmek de verginin konusu içinde düzenlenmiş. Hizmetin Türkiye'de sunulmasından ne anlayacağız? Çünkü Türkiye'de sunulan hizmetler vergiye tabi. Bu da kanunda düzenlenmiş ama bu konu bence tedbiriyle oldukça açılmalı. Burada KDV'deki benzer bir düzenleme yapılmış. Ama şurada gördüğünüz hizmetin Türkiye'de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi ve Türkiye'de değerlendirilmesi tanımları oldukça tartışmaları beraberinde getirecektir. Aslında şu 3 tane kanun için topluca söyleyeyim. Çok yuvarlak düzenlemeler yapılmış. Yani detayların hepsi ikinci mevzuata bırakılmış. Ana hatlar düzenlenmiş. Hatta vergi tekniği anlamında da kanunda düzenlenmesi gereken bazı hususlar düzenlenmeyerek yine ikinci mevzuata bırakılmış. Bunu eleştiri olarak da söyleyebiliriz. Ama belirsiz olan, uygulamada güçlük yaratacak olan çok fazla alan görünüyor şu anda. Bir tanesi de burası. Türkiye'de değerlendirme de yine katma değer vergisi kanununa paralel bir şekilde ödemeye yönelik olarak yapılmış bir düzenleme. Dediğim gibi bunların detaylı düzenlemelerinin yapılması lazım. Verginin mükellefi tabii ki bu hizmetleri sağlayanlar. Bunların gelir veya kurumlar vergisi anlamında tam veya dar mükellef olması, dar mükellefse Türkiye'de iş yeri dahil temsilcisinin bulunup bulunmaması vergi mükellefiyetini hiçbir şekilde etkilemiyor, önemi bulunmuyor. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye'ye çok bilim alışmadı. Maliye Bakanlığı teklifat hükümlülüğü getirmek konusunda yetkili ki dediğim gibi verginin uygulaması bu teklifat uygulaması üzerinden gidecektir. Kanunda muafiyetler düzenlenmiş. Bu da vergi tekniği anlamında ilginç bir düzenleme. Türkiye'de bu hizmetlerden elde edilen hasılat için 20 milyon, dünya genelinde elde edilen hasılat için de 750 milyon euroluk bir sınır öngörülmüş. Ancak arasında veya ifadesi konmuş. Dolayısıyla bu iki hadden bir tanesinin altında kalıyorsanız vergiden muaf olduğunuz sonucuna varıyoruz. İki hadden bir tanesinde sınırın altında kaldıysanız vergiden muaf oluyorsunuz. Yani mefhum marifinde verginin mükellefi olmak için bu iki sınırın ikisinin de aşılması gerekiyor. Birazdan onu örneklendireceğim. Yine şöyle bir düzenleme var, önemli bir düzenleme. Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesiyse mükellef, bu hadlerin uygulanmasında grubun toplam hasılatı dikkate alınır diyor. Niye böyle bir düzenleme yapmışlar? Çünkü bu sektöre baktığınızda gitti gidiyor diye bir şirket var, reklam olmuyordur herhalde. Bunu Ebay satın almış. Ya da Trendyol diye bir firma var mesela, oradan alışveriş yapılıyor. Bunu Alibaba satın almış. Yani genellikle böyle bir çok uluslu şirketler var, dünyanın gerçeği olan. Ve bunlar kendi ülkelerinden verdikleri hizmetlerle sınırlı kalmıyorlar. Gelip bizim gibi açık pazar olan ekonomilerle de kendilerine alternatif iş yapan firmaları satın alıyorlar. İşte bu düzenleme yüzünden mesela Trendyol veya gitti gidiyor mükellef olmayacakken mükellef olacak büyük olasılıkla. Finansal muhasebe açısından konsolide grup nedir? Kanunda tanımı yapılmış. Bunu da TFRS ve UFRS'ye bağlamış. Bu anlamda konsolidasyon gerekiyorsa ben de konsolide grubu kabul ederim demiş. TFRS ona baktığımızda konsolidasyon Türkiye Finansal Raporlama standartlarına göre kontrol şartına bağlanmış. Kontrol nedir diye baktığımızda da 3 tane terim var bununla ilgili. Bir şirket üzerinde yatırımın üzerinde elinizde bulundurduğunuz güç, yani onun kararlarını değiştirebilme gücü. O yatırım üzerinden elde edilen gelirlerden sizin aldığınız pay ve sizin vereceğiniz kararlarla o gücünüzü kullanarak bu gelirleri ne kadar değiştirebildiğiniz gibi hususlardan yola çıkılarak kontrol var mı? Dolayısıyla konsolidasyon olacak mı? Buna karar veriyoruz. Bu da bir ek bilgi olsun. Şimdi az önceki iki tanesinden ikisi birden aşılmalı dedim ya, gözümüzde daha iyi canlansın diye böyle bir mükellefiyet maddesi hazırladım. Gördüğünüz gibi mükellef olmanın tek koşulu hem Türkiye'de 20 milyon liranın üzerinde hem de dünya genelinde 750 milyon euronun üzerinde bir hasılata sahip olmak. Bunun dışındaki tüm alternatiflerde örneğin Türkiye'de 20 milyon üzerindesiniz ama dünya genelinde 750 milyon euroyu diyelim ki Alibaba yakalayamamış. O zaman Trendyol'da mükellef olmayacak. İkisinin de aşılması gerekiyor. Evet, veya diyor. Veya dediği için ikisini de aşması gerekiyor çünkü veya'yı muaf olmak anlamında söylüyorum, mükellef olmak anlamında değil. 20 milyon aşmıyorsanız veya 750 milyon euroyu aşmıyorsanız muafsınız diyor. Kanun, mükellefiyetten muaflığa geçişi ve muaflıktan mükellefiyete geçişiyle düzenlemiş. Muaflıktan mükellefiyete geçiş, aslında her ikisi için önce ortak bir şey söyleyeyim. İkisi de yıllık esasa göre, yani hesap döneminin hasılatına göre düzenlemekle birlikte, tabii muaflıktan mükellefiyete geçiş biraz daha kolaylaştırılmışken, mükellefiyetten muaflığa geçiş biraz daha zorlaştırılmış. Onda 2 yıl şart aranmışken, diğerinde 1 yıl şart aranmış. Muaf bir mükellefin
mükellef olması için, muhatap bir şirketin diyelim, mükellef olması için 1 yıllık hasılatının bu belirlenen sınırlara geçmesi gerekiyor aslında. Ama kanun demiş ki, sen her 3 ayın sonunda, yani geçici vergi dönemleri sonu gibi düşünün, her 3 ayın sonunda bunun kontrolünü yap. O 3 ay sonu itibariyle eğer sınırlara geçtiysen, artık izleyen 4. ayın başından itibaren mükellef olursun demiş. İyice kolaylaştırmış mükellefiyete geçmeyi. Her 3 ayın sonunda kontrol et hasılatını Türkiye içinde ve dünyada. Eğer 3 ayın sonu itibariyle bu sınırlara geçtiysen, izleyen 4. ay başı itibariyle mükellef olursun demiş. Bunu örneklendirecek olursak, diyelim ilk 3 ayın sonunda bu şartlar sağlandı, hasılat şartları. O zaman Temmuz ayının başında, Haziran sonunda bu şartlar sağlanmış olursa, Ekim ayının başında, Eylül'de sağlanırsa olacak, Aralık'ta sağlanırsa da Nisan'da, yani izleyen 4. ay başında mükellefiyet başlamış olacak. Dediğim gibi mükellefiyetten muaflar geçişi bir parça daha zorlaştırmışlar. Burada iki hesap döneminin hasılatına bak demişler. İki hesap dönemi üst üste hasılatınız Türkiye içinde veya dünya genelinde herhangi biri, ikisinden biri sınırın altında kaldıysa 20 milyon veya 750 milyon altında kaldıysa izleyen hesap döneminden itibaren, yani üçüncü oluyor burada, hesap döneminden itibaren tekrar muaflığa geçersiniz diyor. Bunun örneği de 2019'da diyelim ki haddleri aşıyordu mükellef ve 2020'de dolayısıyla mükellef oldu. 2021'de de mükellef. 2021'deki cirolarına bakıyor, altında kaldı. Türkiye genelinde diyelim 20 milyon altında kaldı. 2022'de de bakıyor, onda da ikisinden birisi sınırın altında kaldı. 2023 başı itibariyle artık muafiyet kapsamına girecek bu mükellef. Muaf olmak için bir takım yükümlülükleri yerine getirmek gerekiyor. Bu konuda Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiş. Maliye Bakanlığı yapacağı ikinci mevzuat düzenlemeleriyle bu şirketlere muaf olmak istiyorsan bana şu bildirimleri yapmalısın, şu beyannameleri vermelisin gibi yükümlülükler getirecek. Ve bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere bildirim yapılarak 30 günlük bir ek süre verilecek. Ve bu 30 günlük süre içinde bildirim ve diğer yükümlülükleri yerine getirmezse bu şirket muafiyet ortadan kalkacak. Ama burada da mesela muafiyet hangi tarihin itibariyle ortadan kalkacak bu belirtilmemiş. Söylediğim gibi buna benzer çok açık noktalar var düzenlemelerde. Kanunda istisnalar da düzenlenmiş. Telgraf telefon kanununa göre hazine payı ödenen hizmetler, üzerinden özel iletişim belgesi alınan hizmetler, telekom firmaları, TSN firmaları burada kapsamdan çıkıyorlar. Bankacılık hizmetleri, bunların da online ortamda ya da mobil ortamda verilmesi istisna olacak. Arge faaliyetlerinin neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ve bunların üzerinden sunulan hizmetler. Bu belki Türkiye'de bu işi yapanlar için bir kaçış noktası olabilir. Arge faaliyeti sonucunda oluşturdukları ürünler, hani biliyorsunuz onlar vergilendirmiyor, transfer fiyatlandırması hükümlerine göre ayrı işliyoruz falan. Bu bir kaçış noktası olabilir. Dijital ortamda verilen ödeme hizmetleri, hani PayPal diye bir şirket var mesela, o da yasal düzenlemeler nedeniyle Türkiye'de hizmet vermiyor. Onun gibi online ortamda ya da dijital ortamda ödeme yapmamızı sağlayan, kolaylaştıran bir hizmet olursa bu da bu vergiye tabi olmayacak. Verginin mantığı, bahsettiğimiz dijital ortamda verilen hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat, verginin oranı da %7,5. Şimdi burada da konuyu biraz karşılaştırmalı anlatmak istiyorum. %7,5 aslında oldukça yüksek bir oran. Hani biz bu vergiyi alabilir miyiz, bu şirketlerden alabilir miyiz? Bence dediğim gibi oldukça zor. Yani onlar fiyatın içine eklenip bizden alacak. Çünkü örnek üzerinden anlatırsam, Spotify diye müzik dinleme uygulaması var biliyorsunuz şirketi var. Şu anda bu vergiyi dikkate alarak zamlarını yaptılar bile. Yılbaşından itibaren ciddi bir zam yapmış durumdalar. Ne oldu? Benim cebimden çıktı bu vergi. Vergi oranımızda %7,5. Niye yüksek bu oran? Fransa ve diğer şu an düzenlemesini yapmış, yürürlüğe koymak üzere olan diğer ülkelere baktığımızda genelinde bu oran %3. Fransa'da %3, diğerlerinin çoğunda da %3. Bizde %7,5. Bunun nedenini araştırdığımda karşıma şöyle bir şey çıktı. Özel iletişim vergisi oranıyla paralel olsun gibi bir gerekçe. Yani bence biraz oran yüksek olsun, buradan tüketiciler üzerinden daha fazla vergi gelir elde edelim gibi bir niyet var. Yoksa özel iletişim vergisi paralel olması için bir gerekçe yok bence. Vergilendirme dönemi aylık, 3 aylık olarak da Maliye Bakanlığı bunu düzenleyebilir. Beyan üzerine tarz olunan bir vergi. Bakın, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar beyannamelerini izleyen ayın sonuna kadar verecekler ve bu süre içinde vergilerini ödeyecekler yine izleyen ayın sonuna kadar. Sadece bu gelirleri elde eden dijital hizmetleri sağlayanlar değil, onlara reklam veren, onlardan içerik satın alan, yani sorumlu tutulanlar da, onlar kim olacaksa o artık tedbirle herhalde çerçevesi çizilecek. Onlar da bir beyanname verecek, öyle anlaşılıyor. Yani muhtasar beyanname benzer bir beyanname ve bu mesela muhtasar beyannamenin içinde düşünebilir miydi belki. Ama izleyen ay sonuna kadar dendiği için ayrı bir beyanname olacağı anlaşılıyor. Bu konuyu biraz daha açacağım biraz sonra. Adi ortaklıklarda hepsi bir tesisinden sorumlu olmak üzere herhangi bir adına tarihat yapılabilecek, yine diğer vergi uygulamalarıyla paralel. Şurada bakın, ödenen dijital hizmet vergisi ticari kazanç tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Ödenen diyor. Dolayısıyla tahakkuk etmiş olması yeterli değil. Ödenmediği sürece bunun gider olarak dikkate alması mümkün olmayacak. Buna da dikkat etmek gerekecek. Önemli bir düzenleme de bu vergi güvenliği düzenlemesi. Mükellefler, yani Google örneğin, beyannamesini vermedi ya da beyannamesini verdi ama vergisini ödemiyor. Normalde biz Türkiye'de olsa ne yaparız vergi idaresi olarak? Ödememeli göndeririz. Öde ya da mal bildiriminde bulun deriz. Ondan sonra haciz işlemi başlatırız. Haciz edilen kıymetleri satışını gerçekleştirip paraya çeviririz ve alacağımızı tahsil ederiz. Burada bu süreci işletebilir miyiz bilmiyorum, oldukça şüpheli. Ama kanun koyucu Maliye Bakanlığı'na şöyle bir yetki vermiş. Bu da Maliye Bakanlığı olması da biraz ilginç aslında. Bu yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa diyor, beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini mükellef. O mükellefin internet sitesinde ya da başka ortamlarda yer alan bilgilerine dikkate alarak o mükellefe bir bildirim yap, bir tebligat gönder Maliye Bakanlığı olarak. Bunu da gelir dairesinin internet sitesinde ayrıca yayınla diyor. Ve mükellefi uyar. Bu yükümlülüklerini 30 gün içinde yerine getirmezsen senin internet sitene ya da kullandığın sisteme erişim kesilecek. 30 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse de Maliye Bakanlığı BTK'ya bildirimde bulunacak. Bu mükellefleri bildirecek. BTK da erişim sağlayıcılarına bildirimde bulunacak ve 24 saat içinde erişim sağlayıcıları bu sitelere erişimi kesecekler. Yani biliyorsunuz birçok site Wikipedia örneğinde olduğu gibi zaten girişimiz engelleniyor. Burada da tamam belki haklı gerekçeyle engellenecek ama yine nihayet kişilerin mağdur olması söz konusu olabilir. Şimdi konunun en sorunlu yanları diyeyim, yani sorun çok aslında da en sorunlu yanları neler olabilir diye böyle bir slide hazırladım. Bir defa dijital hizmet vergisi, az önce anlattığım üzere fiyatın içine girilecek, bedelin içine girilecek ve onu kim ödeyecek biz ödeyeceğiz. Bu bedelin içine girildiği zaman da
Dolaylı olarak üzerinden KDV hesaplanacağı sonucuna varıyoruz. Yani vergi üzerinden vergi hesaplanması, yani vergi piramitleşmesi. Türkiye'de oldukça bu artık yaygınlık kazanıyor. Burada da öyle bir süreç yaşayacağız. Birinci sıkıntı bence bu. İkincisi, örneğin sahibinden.com, çok isim söylüyorum ama aklımıza kalsın diye. Sahibinden.com Türkiye'de zaten kurumlar vergisi beyanlamesi veriyor. Ve bu dijital hizmetlerden elde ettiği gelirin vergisini ödüyor bu yolda. Şimdi siz tekrar geliyorsunuz sahibinden diyorsunuz ki, senin burada yaptığın işlemler nedeniyle elde ettiğin hasılat üzerinden %7,5 tekrar bir vergi öde. Bu vergi aslında öz itibariyle mükerrer bir vergi oluyor kurumlar vergisiyle. Kanun tekniği anlamında mükerrer değil çünkü iki ayrı kanundan da oluyor. Ama vicdanen baktığınızda en azından bu mükerrer bir vergi olacak, bu mükelleflere haksızlık olacak. Bir diğeri de 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1-1-2019'dan beri uygulanmakta olan gerçek kişilere veya daha mükellef kurumlara yapılacak internet ortamında verilen reklam hizmeti ödemelerinden %15 oranında bir stopaj var. Bu dediğim gibi 2019 başında yürürlüğe girdi. Şu anda bu düzenleme hala yürürlükte, bu ortadan kalkmadı. Dijital hizmet vergisi de geldi. İkisi birbirinin alanına giriyor ve çakışıyorlar. Dolayısıyla herhalde ikinci mevzuatta burada bir ayarlama yapılacaktır. Şu anda bir mükerrerlik söz konusu burada da. Yine nihai olarak şunu söyleyeyim. Bir çaba olarak göreceğiz herhalde bunu, bu süreci. Sonuçta bizim Türk vatandaşları olarak, sonraki vergilerde de maalesef aynı şeyi söyleyeceğim. Daha fazla cebimizden para çıkmasıyla sonuçlanacak bir süreç olarak görüyorum.